İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Krallığı'nın Ayanis Kalesi'nde gizemli bir odağı bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Lübnan'la imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını onayladı. Karbacar ve Akdeniz Karayolu üzerinde Miçnabert adlı kontrol noktası kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Mnuchin, Washington Türkiye'ye yönelik yaptırımları düşünüyor. Halep makamları şehir merkezindeki Suk El Hal adlı büyük pazarı yeniden inşa ediyor. Uzun aradan sonra Ara Gevorkyan bir programı çerçevesinde memleketinde konser verdi. Armenya adlı Uluslararası Müzik Festivali sırasında Yerevan'da 5 konser verilecek. Batı Ermenistan'ın Van ilinde bulunan Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Haldi Tapınağı'nın hemen arkasında bulunan kutsal yapıda gizemli bir odaya rastlandı. Gizemli odanın sırrı çözülemiyor. Odadaki buluntular ve bu odanın mimarisi alabaster mermeriyle döşeli bir zemin var. Bunun dışında etrafı boş, duvarda da ahşap izler var. Kesinlikle emin olduğumuz bir bilgi varsa bu oda dini ve krallıktaki üst düzey kişilere hizmet etmiş olanağıdır. Ayanis Kalesi Urartu Kralı 2. Rus'a tarafından Van Gölü'ne hakim bir tepe üzerinde yaptırıldı. Taş ve kerpiç işçiliğinin yanı sıra tapınak bölümündeki süsleme ve surlardaki kabartmalarla dünya üzerindeki en önemli ve özel Urartu tapınaklarından biri. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Ermenistan Cumhuriyeti ve Lübnan arasında imzalanan işbirliği anlaşmasını salı günü onayladı. Belge, lojistik destek, askeri tıp ve barışı koruma alanında işbirliğini öngören askeri sanayiden başlayıp araştırma alanına kadar geniş çaplı bir işbirliğini içermektedir. Ele alınan raporu sunan Savunma Bakan Yardımcısı Gabriel Balayan, anlaşmanın Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu ile ilgili bir dizi konuyu da düzenlediğini vurguladı. Artsakh Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın bildirdiğine göre yeni Karbacar-Vartenis Karayolu üzerinde Miçnabert adlı kontrol noktası kuruldu. Kaynağa göre Maliye Bakanı Artur Harutyunyan ve bazı bakanlık görevlilerinin eşliğinde Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Martirosyan yeni Karbacar-Vartenis Karayolu'nun Miçnabert adlı kontrol noktasını 7 Eylül'de ziyaret etti. Yetkililer yeni açılan kontrol noktasının bulunduğu bölgeyi gezdi, çalışma koşulları ve hizmet sunumu hakkında bilgi edindi ve işin daha verimli şekilde organize edilmesine dair talimatlar verdi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik yaptırım ihtimalini düşünüyor. Bu yaptırımlar muhtemelen Rus yapımı S-400 uçak savar savunma sistemlerinin satın alınmasına bir cevap olarak kullanılacak. Konuyla ilgili bu haberi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Steven Mnuchin bugün Washington'da gazetecilere verdiği demeçte dile getirdi. Mnuchin, yaptırımların konusunu tartışıyoruz. Belirli kararlar hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ancak bu sorunun şu anda bizim tarafımızdan değerlendirildiğini söyleyebilirim, dedi. Halep yöneticileri Suriye'nin kuzey başkenti diye anılan ve kurtarılması için verilen mücadelede ağır hasar gören şehrin altyapısını adım adım yeniden inşa ediyor. Armin Press'in verdiği bilgiye göre yakın gelecekte hayata geçirilecek binalar listesinde şehir merkezinde bulunan Suk El Hal adlı büyük pazar da yer almaktadır. Restorasyon şirketinin baş mühendisi Ahmet El-Lüsi gazetecilere verdiği demeçte tüm iletişim yollarını mümkün olduğu kadar en kısa sürede sıfırdan ayağa kaldıracağız. Ondan sonra ticari salonları restore etmemiz gerekiyor, dedi. Ona göre restore edilecek Suk El Hal adlı sebze pazarı kompleksi çevresinde yeni bir alışveriş merkezi binası da hazır olacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde birkaç yıldır sahnelerden uzak kalan Ermenistan Cumhuriyeti emektar sanatçısı Ara Gevorkyan, You Must Fly başlıklı bir konser programıyla sanatseverlerine büyük bir şenlik armağan etti. Konser, başkent Yerevan'daki Karen Demircan adlı spor ve konser kompleksinde düzenlendi. Armen Press, konserin bütün gelirinin kanser hastası olan çocukların tedavisine aktarılacağını duyurdu. Bu amaçla girişimin yaratıcıları Ermenistan Cumhuriyeti'nde kanser hastası olan çocuklara ve gençlere yüksek kaliteli tedavi sağlayan City of Smile Vakfı ile ortaklaşa çalışmaktadır.
Yerevan şehri, Armenya adlı Uluslararası Müzik Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından ünlü solistlere ev sahipliği yapacak. Armen Press'ten verilen bilgiye göre 22-26 Eylül günleri arasında başkentte 5 konser verilecek. Orkestranın sanat yönetmeni ve baş maestrosu Sergey Simpatyan'a göre görkemli bir festival bekleniyor. Her yıl düzenlenen festival, klasik müziğin mirası ile ayrıca modern bestecilerin eserlerini izleyicilere sunmaktadır. Festivalin organizatörlüğünü Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası ve Avrupa Kültürel Yardım Fonu üstlenmiş durumdadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun Halk Oyunları Topluluğu'ndan Asmar Yaman adlı eseri sunuyoruz. Asmar Yaman, 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 dile barudala do yaman. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.